Hey Melahat Hanım. İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Eksik olmayın. Siz nasılsınız Muhsin Bey? İyiyim, iyiyim. Vallahi top gibiyim maşallah. Ayşe kızımı çok özledim ama. Ha Muhsin babacığım, annemle yengem biraz tartıştı da... ...o yüzden annem bir süre bizle kalacak. Tamam, tamam. Şey, hemen Canan'a söyleriz, misafir odasını halleder. Orada güzelce kalırsınız. Yok. Misafir odasına gerek yok. Muhsin Bey, ben kızımla yatarım ya. Sağ olun. Olur mu öyle şey canım? Ama Muhsin'cim, sen niye anneyle kız arasına giriyorsun ayol? Yani kadın kızını özlemiş. Yok, yok. Olmaz öyle şey. Olmaz. Misafir odasını güzelce hazırlatırız. Hiç merak etmeyin. Evet baba, haklısın. Benim de haberim olur olmaz hemen gelin bizde kalın dedim. Aferin oğlum, çok iyi yapmışsın. Aferin sana. Melahat Hanım, siz de sıkmayın canınızı ya. Ufak münakaşalar, tartışmalar bunlar her zaman olur. Tuzu biberi hayatımızın. Allah dermansız dert vermesin. Doğru söylüyorsunuz vallahi öyle. İşte böyle dip dibe yaşayınca oluyor bazı tatsızlıklar. Ben de bir baş başa kalsınlar dedim, öyle bıraktım. İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Burası da sizin bir eviniz sayılır. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Aynen, burası da sizin eviniz. Hepimizin evi. Ne anne ya? Ne oluyor, ne bu? Görmüyor muyum yaptığını? Bak şu çakır göze. Önüne dön. Ya ne oluyor, siz bir sürpriz parti falan mı hazırladınız gene? Herkes böyle bir kaş gözler falan filan birbirine. Samet hadi hadi. Tamam dur. Yok bir şey Muhsin. Samet, oğlum sen iyi misin? Ne o gene be, bayılacak aslan gibi öyle bakıyorsun? Bir şey mi sıkıyor seni? Kemerin mi sıkıyor yoksa? Yok. Geldi abla, kurbanın alayım. Söyle artık, bizim kıza ne isim verdim? Davul gibi oldum ben, gerildim, patlayacağım. Ay. Tamam, tamam. Ben artık söyleyeyim. Çünkü Samet ruhunu teslim edecek. Sametciğim, bak şimdi. Siz daha bana çocuğunuz olacağını söylediğinizde onun adı belliydi zaten. Ne? Ne? Yani o ismiyle geldi. Ona ismini ben değil, Allah verdi. Neymiş? Ne vermiş? Çocuğunuzun adı... ...rahmetli annenin adı olacak, Lale. Ay canım benim. Ben senin hakkını nasıl öderim? Canım benim. Kuzum. Ay güzelim sen. Baba. Oğlum. Lale 4 harfli Samet. Lale Paris 4-5. Yiğiter. Ya Hülya, ne numerolojiymiş. Sen de koy annenin adını olsun, bitsin artık. Kapansın bu konuya. Ay ama Samet, benim annemin adı Kadife. Gencem artık işi geçmiş be abi. İnsan bu yaşta evlilik şartı olarak konut ister mi ya? Odunu, kömürü sobaya kökledim. Cehennem gibi oldu burası. Hala kazakla oturuyor ya. Benim diye demiyorum. Vallahi taş gibi adam. Ay, yandım vallahi. Kız yattı mı? He, uyudu. Pişt. Gel şöyle gel. Yok, gelmeyeyim ben burayı. Hey. Çıkarsana ya şu kazağını. Kanter içinde kaldın. Yok, iyi böyle. Heh. Tut kendini kızım Nazmiye. Ne oldu, anne gelmiyordu ya? Elektrik kesildi diye geldik herhalde. Ha. Hayır, böyle sarılınca falan. He. Çam ormanı gibi kokuyor Rıza. Allah Allah. Ya bari odaya çıkaydın. Oraya da çıkarız, o da olur inşallah. Sen bir kendine sal bakayım bana önce. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
nereye kadar bu pembe rüyalar?